20. yüzyılın bütün e, e, suratlarını artık e, görmeyeceğiz biz medyada. Siyaset, bürokrasi, iş dünyası, medya, cemaatler tüm dünyada 20. yüzyılın yüzleri tasfiye olacaklar. 20. yüzyıl ve ben ona yalancı yüzyıl diyorum ve ikinci bin yıl bitti. Bin yılcılar dediğimiz, 2001'de mücadeleyi kazanmış gibi görünen, e, zirvede olan o bin yılcılar, Vatikan ve bağlıları, Vatikan'a bağlı bilmem kaç yüz banka, özür dilerim 134 galiba banka, e, bilmem işte medya, e, şirketler, e, bunların hepsi tasfiye olacaklar. E, 2001 yılında da e, tabirimi mazur görün yeri öpmüş görünen sözde e, Türk Devleti, Oğuz Türkleri e, Hanif Türkler e, Müslüman Türkler e, duruma müdahale ettiler. ve Gerçekten de o 200 yıllık ricak planının sonucunda artık 2009'da bayrağı çekerek, bakın 2009'da İstanbul'da 16 noktaya 16 fütüvvetin simgesidir 16 noktaya dev Türk bayrağı dikildi. Akabinde hemen 10 gün sonra One Minute denen bir şey yaşadık biz. Oradaki asıl cümle daha da Davos'a gelmem cümlesidir. Davos'u organize edenler, İsviçre'nin sahipleri işte bu Vatikan ekibidir, takımıdır. Daha da Davos'a gelmem dedi Cumhurbaşkanı. Için. O gündür asıl savaşın başladığı gün. O gün itibariyle Türk Devleti öyle işler yaptı ki. Bakın Kuzey Irak'ta fiili olarak Türk Devleti aslında Kuzey Irak'a kattı kendisini. Bunun detaylarını anlatırım. Ekonomik olarak ne yaptı? ondan dolayı zaten işit denen yapı kuruldu. Gidip Musul petrolüne biliyorsunuz tabiri caizse çöktü işit. Neden? Çünkü Türk Devleti Kuzey Irak'la anlaşma imzaladı. Halk Bankası üzerinden petrolü alacak, Türk Devleti satacak, parayı Halk Bankası'na koyacak. Ee, Irak bir yıl sonradan başlamak itibariyle oradan isterse para kullanacak Kuzey Irak. Bu ne demek? Bağlandı demek. Ee, bunun üzerine 2013'te bu gelişmenin üzerine işte DAEŞ kuruldu. Önce 17-25 Aralık yapıldı, başarılı olamayınca DAEŞ kuruldu. Ve işte sürüldü piyasaya. Türk Devleti Afrika'da 48 ülkeyle anlaşmalar imzaladı. Her gün, dikkat edin, her gün bir Afrika Devlet Başkanı külliyeye geliyor gidiyor. Oralarda topraklar satın alındı, topraklar kiralandı, maden çıkartılıyor. Mesela Türkiye'de kimse pek bilmez, Türkiye yurt dışında, şimdi çok isim vermeyeyim, 7-8 noktadan altın madeni çıkartıyor. Dünyanın son 10 yıldır en çok altın üreten ülkesi Türkiye. Bakın yine hani ekonomimiz bozuk derken insanlar buradan bu iyimser yanından da baksınlar. Evet şu anda bozuk görünüyor. Bakın buna geleceğim değineceğim. Ama dünyanın en çok altın üreten ülkesi Türkiye. E, e, 128 milyar dolar bir para vardı birileri uçtu dedi. Halbuki Türkiye öyle bir operasyon yaptı ki yurt dışındaki 750 ton altınını geri getirdi o parayla. E, sonra sıfırdı o para. Bakın geçen gün yine açıkladı. Merkez Bankası'nın yine 125 dolar 125 milyar dolar bir şeyi var. E, bakın bu paralar nereden geliyor? Libya'da Türkiye bir operasyon yapıyor tek başına. Oradan yazan insanlar bana diyorlar ki hocam bir tane İHA düşürüyor bunlar, çok seviniyorlar. Arkasına beş İHA daha geliyor. Bu kadar İHA'yı Türkiye nereden üretiyor? Zaten hani 20 yıldır bunların e, projelerinin yapıldığını düşünemeyiz değil mi? Yani 20 yılda bu işlerin argesi ürgesi bitmez. Türkiye her gün yeni bir silah ortaya koyuyor. E, yani 2-3 yıl içerisinde dünyada 1-2'nin içinde, 3'ün içinde olacak savunma sanayinde çok net olarak görünüyor. İşte bir e, lazer silahı yaptı, dünyada 3 ülkede var yaptığımız İHA dünya savaş tarihini değiştirdi vesaire. Yani bunlarla ilgili çok örnekleri çoğaltabiliriz. E, e, o bağlamda Türk Devleti geçen hafta itibariyle inisiyatif aldı. Dedi ki ben pazarlıklarla artık ilgilenmiyorum. Türk e, Devletler Teşkilatı'nı kurdum. Hemen akabinde Cumhurbaşkanı faizle ilgili açıklama yaptı. İşte dolar e, yükselişe geçti. Ben burada biraz Türk Devleti'nin kontrollü olduğunu, istediği an doları indirebileceğini düşünüyorum. E, ama şunu bilmemiz lazım. Konsolidasyona ihtiyacımız var. Ben bunu yine bakın yıllar önce söylemiştim. Ve hep söylemiştim cümlesinin arkasından şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar bunu benim müneccimliğim falan değil. Buna yormayın. Kendimi övmek için söylemiyorum. Söylemiştim mi? Sadece Türk devletinin bir planı var. İşliyor. Ben sadece onu okuyorum. Bu siz göresiniz diye söylüyorum. E, nitekim demiştim ki ben 2019-21 arası artık siyasal ve ekonomik konsolidasyon gelecek. Bu süreç işte biraz önce bahsettiklerimizden dolayı sadece sarktı. Şimdi siyasal